Fazla kalmayacağım. İki dakika oraya gideceğim. Ne oldu? Nasıl durum? Gel, bir şey anlatacağım sana. Bu kız ilaçlardan iyice kafayı üşüttü herhalde. 7 Haziran'da düğünümüz var falan diye abuk sabuk konuşmaya başladı ya. Ne biliyorsun? Belki konuşmuşlardır hafta sonu falan. Ya saçmalama. Düğün var falan diye konuşsalar bu kadar hap yutup komalık olur mu? Ne bileyim. Selam. Deniz'ciğim ben senden giyecek bir şeyler aldım. Benim acelem var. Görüşürüz. Şişt. Nereye, nereye? Fırat çağırdı. Onun evine gidiyorum. Yarın beraber doktora gideceğiz. Siz keyfinize bakın. Ben taksi çağırdım. Yok canım, yok. Yürü yukarı. Bırak, bırak git. Deli misin, nesin ya? Çekil. Allah Allah. Gitti ya. Allah'ım ya. Fırat, sen ne halt etmeye bu kızı eve çağırdın? Fırladı gitti, ben bunu tutamadım. Tamam, gelsin. Sen de rahat bir uyku uyu. Aman dikkat et, ne olur bak bu işin bir şakası kalmadı artık. Ha, bir de ben sana bir şey soracağım. Bu 7 Haziran'da düğün kararı aldık falan dedi. Siz öyle bir karar aldınız mı? Hı hı. Bir şeyler konuştuk. Tamam, sen meraklanma. Tamam. Çağırmış. Rahat uyu falan dedi bir gece. Ya tamam, çağırabilir. O da ilgilensin nişanlısı sonuçta da. Ben niye bu adama güvenmiyorum acaba? Düğünü de konuşmuşlar. Düğünü konuştularsa bu kız niye intihar etmeye kalktı? Ay. Ay artık benim sinirlerim çok bozuk ya. Uf, sorma Deniz ya. Benim de öyle valla. 4 ay önce ne kadar başka bir hayatımız vardı. Değil mi? Sen de farkındasın. Ya bu Fırat hayatımıza girdiğinden beri negatif bir enerji var ortada. Aa. Ben falcı çağıracağım. Ben bir falcı çağırıp bu adama bir baktırayım ya. Başladık yine. Bu düğün müğün de palavra ha. Telefonda ben korkmayayım diye konuştuk dedi de yok öyle bir şey. O tırsmayayım diye ben telefonda öyle söyledi. Ya düğünü konuşmuş olsalar bu kız niye bu kadar ilaç içip intihar etmeye kalksın? Ay ben çok korkuyorum. Ya Irmak tamamen aklını oynattıysa? Ay. Denizciğim, canım benim gel. Gel bir tane ben seni yatırayım. Çok yoruldun sen ha, sinirlerini arap. Hadi, hadi can nerede, can nerede? Ne bileyim işte o da Şadiye'yle bir barda takılıyordu. Kesin. Bu ne ya? Kızım ağlanacak halimize giriyoruz. Rezilliğe bak. Şap yapalım mı? Ha? Hadi hadi gel. Hadi ya. Selam. Odan hazır. Odamızda kalamaz mıyım? Irmak keşke gelmeden önce arasaydım. Bak ablan korkmasın diye hiçbir şey söylemedim. Ama bir daha gelmeden önce ara lütfen. Neden? Hemen yeni bir kız arkadaş mı buldun kendine? Hayır, ben sadece anlaşmamıza uymaya çalışıyorum. Yoksa fikrim mi değişti? Yok. Hayır. Vakti gelince ayrılacağız. İyi geceler. Ben çıkmak zorundayım. Tamam canım, sonra görüşürüz. Sen burada mısın? Hı hı. Ben de çıkarım birazdan. Önce doktora gideceğim, sonra işe. Bu kadar tembellik yeter. Irmak, sen işe gitmek için bu kadar acele etmesen. Ha? Nasıl olur? Yani biliyorsun, terapiye yeni başladın. İkide bir bu konuyu yüzüme vurmasanız belki iyileşmem daha kolay olabilir. Hem doktorun söyleyeceğini ben sana söyleyeyim mi? Bir an önce hayata karışın, rutininize dönün diyecek. İyi tamam, bırak bunu, o zaman karar versin. Al bak, ablan arıyor. Kozlarını onunla paylaşırsın. Ne de olsa biraz sonra tepenebilir. Haklı olarak. Hadi ben çıktım. Alo abla? Ne yapıyorsun sen? Kızım dün akşam ilaçlarını almadan çıkıp gitmişsin. Fırat'ta mısın? Yanında mı o senin? Yok yok, çıktı şimdi. Nasıl çıktı?
Seni evde yalnız bıraktı çıktı. Hay Allah'ım, hemen atla bir taksiye, çabuk buraya. Ablacığım abartma lütfen. İntihar edecek değilim ya. Önce doktora gideceğim, sonra işe. Tamam, ben gayet iyi hissediyorum kendimi hatta. Yeniden doğmuş gibi. Fırat'la dün gece uzun uzun konuştuk. Bir sürü şey hallettik. Çok güzel bir geceydi. Delirtme beni Irmak. Beni delirtme. O evde öyle yalnız tek başına kalamazsın. Delirtme beni, kımıldama bir yere. İşe bir de gitmeyeceksin. Deliyorum ben. Tamam. Hadi ablacığım görüşürüz. Geldim ama burada buluşmamız riskli. Az kalsın burun buruna geliyordum Fırat Bey'le. Son anda kurtardım. Ne olacak? Seni tanımaz ki. İleride görünmüyorum falan belli mi olur? Öyle bir ihtimal yok Ayhancığım. Çünkü bunun daha ilerisi olmayacak. Zaten seni de buraya işine son vermek için çağırdım. Anlamadım, neden? Planlarımda köklü taktik değişiklikleri yaptım diyebiliriz. Son ödemini hesabına geçtim. Seninle çalışmak bir zevkti. Fırat'sa iş görüşmesi için geldin, bozma. Buyurun, ne istemiştiniz? Hop. Şok. Ne oldu? Beni beklemiyor muydunuz? Ha? Bana bak kadın. Bana. Aileme. Ailemden herhangi birine eğer bir şey olursa seni kıtır kıtır keserim. Anladın mı? Önce o güzel yüzünden başlarım. Aynada da keserken seyrettiririm. O kanla da adımı soyadımı yazarım. Lan! Ateş! O bir kere olur. Bana bak. Bak, bu benim ruhsatlı silahım. Gerekirse ateşlerim. Ama maalesef çok agresif bir adamım. Gerekmese de ateşleyebilirim. Bana bak Sarıçı. Narenin peşini bırakacaksın. Bana bak! Şadi olayını da araştırmaya keseceksin. Bu karıyı da peşimizde bir daha görmeyeceğim. Anladın mı? Beni sakın ikinci kez buraya getirtme. Tamam? Bu kadar. Hoş geldiniz Recep Bey. Neredeydiniz bütün gün? Irmak ve Ayhan karısını Narin'in hayatından ilelebet çıkarttım. Deli Moskov. Kız dedi sana o kadar karışma diye. Gene gittin karıştın. Kızım o benim ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.